Benim ağrıyor abi, benim tutmuyor abi. Boyunluk getirin, bir tane boyunluk getirin arkadaşlar. İhmal, tedbirsizlik ve katliam gibi bir kaza. Yürekleri sızlatan haber cumartesi günü Kayseri'den geldi. Niğde Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler hafta sonu tatili için Erciyes'teydi. Gün eğlenceliydi. Fakat dönüş yolunda her şey değişti. O korkunç kaza gerçekleşti. Dol. Kafilede bulunan Ömer Faruk Yılmaz olacakları anlamıştı. Hatta Hisarcık yolu yerine buzlanma nedeniyle daha riskli olan Hacılar yolunu seçen şoförü en baştan uyarmıştı. Kaya kapmaya gelmişlerdi ya üniversiteden. Arkadaşlar, Niğde Üniversitesi'nden. Erciyes Dağı'na çıktığımızda arabadan balatadan yanık kokusu gelmişti. Şoföre bunu iletmiştik. Yalnız herhangi bir şey olmadı. Tekrar yukarıya çıktıktan sonra dönüşte, yoksa aşağı giderken frenin patladığını söyledi bize şoför. Öğrencilerin bindiği otobüsün frenleri inişte tutmadı. Araç yokuş aşağı hızlandıkça hızlandı. Durdurmak neredeyse imkansızdı. Şoför Durmuş Ozan da bu imkansızı denedi. Direğe çarparak durabileceğini tahmin etti ama sonu facia oldu. Yokuş aşağı sürünce de o hızla kontrolü sağlayamadı ve son virajda, o kaza olan virajda arabayı direğe doğru sürdü. Onlarca öğrenci çarpmanın etkisiyle etrafa savruldu. Manzara korkunçtu. Zaten çoğu kişi camlardan dışarıya fırladı. Etrafta yaralılar ve hayatını kaybedenler vardı. Bir de çığlıklar. Çığlık vardı tabii, korkan arkadaşlarım vardı. Onları biraz sakinleştirmek istedim. Kaza bu kadarla sınırlı değildi. Arkadan gelen üniversitelileri taşıyan Adem Akpınar yönetimindeki midibüs de hızını alamadı. Yaralıların ve onlara yardım edenlerin arasına daldı. O ara ambulans geldi ve başka bir otobüsün de bizim otobüse vurup ambulans şoförünün yaralandığını öğrendik. Zincirleme kaza faciaya dönüşmüştü. Olay sonrasında sağlık ekipleri kazanın yaşandığı noktaya akın etti. Yaralılar için herkes seferberdi. Sedyeyi karşıla! Sedyeyi karşıla! Ölü sayısı ilk olarak 6 olarak açıklandı. Bu sayı zamanla daha da arttı. Maalesef hastaneye gelen yaralılardan, ağır olanlarından 300 de vefat etti ve şu anda vefat eden vatandaşımızın sayısı 3'e yükseldi. Pardon, 11'e yükseldi. 8'di biliyorsunuz. Ayrıntıları Vali Orhan Düzgün verdi. İkinci araçta bazı öğrencileri ezmişti. Sadece bir aracın devrilmesi sonucu da bu kadar yüksek biz ölü sayısının olmasını beklemiyoruz. Arkadan gelen ikinci aracın, birinci aracın devrilmesi sonucu araçtan fırlayanları etkilemesi söz konusu olabilir. Aslında facia geliyorum demişti. Frenleri tutmayan otobüsün yıllardan beri muayenesi yoktu. En son 2011 yılında kontrolden geçmişti. Devam edin aşağıya. Efendim, aracın yetki belgesinin olmadığı, 3 yıldan beri muayene yapılmadığı ve kış lastiği takmadığı söyleniyor. Doğru mudur? Maalesef frenli muayenesinin de 2011 yılından itibaren tabii yapılmadığını trafik ekiplerimiz olay yerinde yaptıkları kontrolde tespit ettiler. Üstelik araca zorunlu olduğu halde kar lastiği de takılmamıştı. Şehirler arası yolcu taşıma iznine de sahip değildi. Hatta arka lastikleri de kaplamaydı. İşte o otobüs çoğu öğrenci 11 kişinin ölümüne neden oldu. Son pozlarını ise ölmeden birkaç saat önce Erciyes'te böyle vermişlerdi. Onlardan geriye bu fotoğraflar kaldı.